Merhaba arkadaşlar, yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si konusuyla beraber şimdi tarihte güzel bir giriş yapacağız. Nedir? 1072-1308 yılları arasındaki başlıca siyasi gelişmelere bakacağız. Ki bunları Milli Eğitim Bakanlığı kazanım olarak veriyor ama bunların üzerine detayına girmeyin diyor. Bunlarla fazla alakalı ayrıntıları vermeyin çocuklara diyor. Oğuz göçleri ve Anadolu, Anadolu'nun ilk fatihleri, Anadolu'nun Türkleşmesi, Haçlılar karşısında Türkler ve Anadolu'daki Moğol istilası bugün göreceğimiz temel konular oluşuyor. O zaman yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sine başlayalım. Birincisi 1072-1071'de biliyorsunuz Malazgirt zaferiyle Alparslan Roman Diyojen'i yamultmuştu ve Anadolu'nun kapılarını açmıştı. 1072 ve 1308 yılları arasında artık Anadolu yavaş yavaş bir Türk yurdu haline geliyor. Ne oldu? Kapıyı açtık Malazgirt'le ama önce ilk beylikler dönemi olacak. Sonrasında yavaş yavaş Anadolu Selçuklu Devleti kurulacak. Mirekefalon Savaşı ile artık tapusunu da bize verecekler. Ve zamanla 1299'lara doğru artık Osmanlı İmparatorluğu da kurulmaya başlayacak. Ve artık Anadolu net bir şekilde Türk yurdu haline gelecek. Şimdi Saltuklar Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması, Danışmentler Beyliği, Mengücekler Beyliği, Çaka Beyliği, Çaka Beyliği'nin yıkılması, Haçlı Seferleri, Artuklar Beyliği bunların hepsi böyle bir kafa karıştırıcı duruyor. Değil mi? Ya bunlar nasıl olacağım, ben bunları tarih nasıl öğreneceğim diyorsunuz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Böyle benim gibi acıklı şekilde konuşmanıza gerek yok. Bunların tarihini size sormuyorlar. Ne üniversite sınavında ne de okul sınavlarında sorulmuyor. Böyle bir şey yok. Bunların hangisi hangisinden sonra oldu diye de soru gelmiyor. Sadece şunu bilmeniz lazım. Bakın şu olayı zihninizde canlandırmanız lazım. Türkiye tarihinin ne aşamalarda ne şekilde olduğunu bilirseniz zaten neyin ne olduğu o kadar da kafa karıştırıcı değil. Şimdi önceden Anadolu'da kimler var? Bizans var. Yani Roma İmparatorluğu var. Roma İmparatorluğu, Bizans böyle buralarda fink atarken biz ilk başta akınlar yapıyoruz. Bakın akınlar yapacağız. Sonra bir Pasinler Savaşı. Bakın Pasinler Erzurum'da. Bir Pasinler Savaşı ile Bizans'ı ilk kez yamultuyoruz. Burası önemli. 2. Malazgirt Savaşı ile bakın Muş Malazgirt biraz daha içeri girdik. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açıyoruz. 3. Denizli Mirekefalon. Denizli bakın Mirekefalon Savaşı ile Anadolu'nun topusunu alıyoruz. O zaman Pasinler, Malazgirt ve Mirekefalon Savaşları'nın sırasını bilmemiz gerekli. Bir de şunu bilmemiz lazım. İlk başta Malazgirt Savaşı ile Türkiye Büyük Selçuklu Devleti zamanında Anadolu'nun kapılarını açıyoruz ama şimdi ne var? Bakın tekrar izliyorum. Bizans var. Sonra Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya biz giriş yaptık. Sonra ilk beylikler var. İlk beylikler dediğimiz nedir? Şunlar. Danışmentoğulları, Artuklar, Mengücekler, Saltuklar ve Çaka Beyliği. Tamam mı? Bu beyliklerden sonra, ilk beyliklerden sonra Türkiye Selçuklu Devleti var. Türkiye Selçuklu. Ardından Türkiye Selçuklu yıkılacak. İkinci beylikler dönemi var. İkinci beylikler nedir? İşte Ramazanoğulları, Osmanoğulları, Germiyanoğulları. Sonrasında da Osmanlı Devleti var. Sonrasında ne var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Biz varız yani. Bakın Anadolu'da Bizans var. Sonrasında Malazgirt var. Burayı tabii ki şöyle biraz çok küçük oldu. Biraz büyütelim bence. Gerçekten saçma sapan bir şey oldu. Şöyle büyütelim bakalım. Şöyle büyüt. Evet. Şöyle gösteriyorum bir kez daha bakın. Bizans, Malazgirt, ilk beylikler, Türkiye Selçuklu, ikinci beylikler ve Osmanlı. Bu kronolojik sırayı bilmemiz gerekiyor. Ben şimdi şöyle yeniden skopu eski haline getirmeye çalışıyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Gerçekten şu anda stüdyoda gergin anlar oluştu bir anda. Şunu düzeltiyorum. Ve yönetmen arkadaşımızdan da boyutla alakalı bilgileri aldım. Evet. Danışmentler Beyliği'nin yıkılması gözüküyor altta. Ve gerçekten mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. O zaman bu kısmı bilmeniz yeterli. Kronolojik olarak bunu bilmiyoruz. Yoksa 1093'te Çaka Beyliği mi yıkıldı yoksa falan bunları bilmenize gerek yok. Ha bu arada Haçlı Seferleri nereden çıktı hocam? Haçlı Seferleri de biz Anadolu'ya girdik ya. Şimdi Bizans'ı yamulttuk Malazgirt Savaşı'nda. İlk beylikler Anadolu'nun bayındırlaşmasını sağladı. Anadolu'nun Türkleşmesini sağladı. Bu tasavvuf edebiyatıyla beraber Anadolu'nun Türk ve Müslümanlaştı. Türkiye Selçuklu buraya yerleşince Haçlılar çıldırıyor. Buradan Haçlılar Ameno Toriame diye saldıracaklar ve Türkiye Selçuklu'nun yani Bizans Anadolu'dan Müslümanları atmaya çalışacaklar. Biz burada bir Mirekefalon Savaşı var. Mirekefalon Savaşı ile hadi oradan diyeceğiz. Sonra bir daha saldıracaklar. Bir daha saldıracaklar. Ama atamayacaklar. Şu anda da sonradan bir daha ta Kurtuluş Savaşı'nda gelecekler. Orada da onları denize dökeceğiz. Abdestsiz gitmesinler diye Yunanlıları biliyorsunuz. O hikayeyi zaten inkılap tarihinde öğrenmişsiniz. Şimdi gelelim diğer gelişmelere bakalım. Bak Haçlı Seferleri, Moğol İmparatorluğu, Saltuklar Beyliği, Haçlı Seferleri, Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması, Mengücekler, Yassı Çemen, Artuklar, Bağbaylar ayaklanması, Közdağ Muharebesi, Eyyubiler Devleti'nin yıkılması, Memlükler Devleti'nin kurulması, Ayıncalık Muharebesi. Bir sürü olay var hocam. Biz bu olayları bir sürü nasıl ezberleyeceğiz demeyin. Bunlardan önemlileri ben esasında şurada değindim. Bakın tekrar söylüyorum. Burası en önemli kısım. Peki buradaki olaylar hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam? Birer cümle söyleseniz. Saltuklar Beyliği ilk beyliklerden. Danışment, Artuklu, Mengücekli, Saltuklu. Gördüğünüz gibi Erzurum'dalar. Türkiye Selçuklu Devleti kurulacak. Anadolu Selçuklu Devleti ticaret
demek, kervansaray demek ve haç seferlerini durdurmak demek. Danişmentoğulları Beyliği yine Sivas civarında ilk beyliklerden. Mengücekler Beyliği yine Erzincan Divrit civarında. Çaka Beyliği İzmir'de ilk Türk denizcisi var burada. Birinci haç seferi başarılı olan tek haç seferi, gelecekler Kudüs'ü alacaklar ama sonrasında yamulup gidecekler. Artuklar Beyliği yine Diyarbakır'a çevresinde ilk beyliklerden. Katvan Muharebesi önemli fakat burada sizin esas bilmeniz gereken bu haçlı seferleri sırasında Bizans'ın Türkiye Selçuk Devleti'nin çok ciddi kayıplar verdiği, Anadolu'da çok ciddi kayıplar oldu ama Türklerin Anadolu Selçuk Devleti'nin ve Türkiye Selçuk Devleti'nin Bizans ve Haç seferleriyle gelen o büyük, mesela 400 bin kişi çıkıyorlar, geliyorlar. Kudüs'e 10 bin kişi ulaşabiliyorlar. Nereye gitti 390 bin kişi? Bizim filtremizden geçtiler. Ve haç seferleri toplamda başarısız olmuş oluyor. Yani Türkler İslam dünyasını, bu Orta Doğu'yu haç seferlerinin tehdidinden korumuş oluyorlar. Büyük Selçuk Devleti yıkılacak bu sırada. Büyük Selçuk Devleti buradaydı zaten, bu taraflardaydı. Devam ediyorum. Birazcık sayfada bir şey, skop kayması yaşanmış. Düzeltelim. Eyyubiler devleti kurulacak. Eyyubi'de. Burası önemli aşağıda. Selahattin Eyyubi. Mira Kefalon Muharebesi var. Anadolu Selçuk Devleti Bizans yapacak ve Anadolu'nun tapusu bize ait olduğu belli olacak. Danişmentler Beyliği yıkılıyor. Bu önemli bir gelişme değil. Haç seferlerini söylemiştik. Moğol İmparatorluğu kurulacak ve Moğol İmparatorluğu gerçekten çok ciddi zararlar verecek İslam dünyasına, Türk dünyasına. Saltuklar Beyliği yıkılacak. Artık küçük beylikler yıkılıyor. Haç seferleri devam ediyor. Moğol İmparatorluğu parçalanıyor. Mengücekler Beyliği yıkılıyor. Yassı Çemen Muharebesi şu. Şimdi şurada, bakın şu kapak koyduğum yerde Harzemşahlar var. Burada Türkiye Selçukları var. Şurada da Moğollar var, tamam mı? Biz Moğollarla komşu muyuz değiliz, bakın. Türkiye Selçukları burada. Harzemşahlar burada. Moğollar burada. Biz Harzemşahlar böyle artistik yapınca Harzemşahları alıyoruz. Bir galibiyet elde ediyoruz. Oba süper, Yassı Çemen Savaşı'nı kazandık. Fakat bir savaşın sonucu olumsuz bir sonuç getiriyor. Niye? Bu sefer Moğollarla komşu olduk ve Moğollar bizi Közü Dağ Savaşı'nda yıkıyorlar. Bak tekrar söylüyorum. Yassı Çemen Savaşı ile Harzemşahlar ortadan kaldırınca Moğollarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve Moğollar Közü Dağ Savaşı'nda bizi yeniyorlar ve Türkiye Selçuk Devleti yıkılma sürecine giriyor. Babali ayaklanması var. Önemli, yine Türkiye Selçuk Devleti'nin yıkılmasına sebebiyet veriyor. Memlükler Devleti çok önemli. Memlükler Devleti'nde Memlükler kölemen bir devlet. Yani hükümdarları aynı zamanda birer komutan. Bu komutanlar asker devleti olduğu için Ayncalık Muharebesi'nde Moğolları yeniyorlar. Ayncalık Muharebesi Moğolların yamulduğu önemli bir muharebe. Haç seferleri sona erecek. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe resmi ilan ediyor. Türkiye Selçuk Devleti yıkıldıktan sonra, hani Közü Dağ Savaşı ile yıkılma sürecine girmişti ya, yıkıldıktan sonra burada kurulan devlet, yani ilk büyük beylik Karamanoğulları Beyliği. Karamanoğulları hatta diyor ki Türkiye Selçuklularından sonra biz geliriz diyor. Fakat Söğüt'te kurulan küçük Osmanlı Beyliği hepsinden daha büyük olacak. O zaman burayı bir kez daha söylüyorum. Malazgirt Savaşı diyorum, bakın tekrar söylüyorum. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Birinci Beylikler dönemi var. Birinci Beyliklerden sonra Türkiye Selçuklu Devleti var. Türkiye Selçuklu Devleti'nden sonra Közü Dağ Savaşı ile yıkılmaya girince İkinci Beylikler dönemi var. İşte bu Karamanoğulları falan filan. Osmanoğulları. Ardından da Osmanlı İmparatorluğu kuruluyor. Osmanlı'dan sonra da zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu biliyorsunuz. Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldı. Şimdi gelelim Oğuz göçleri ve Anadolu'ya. Burayı bitirdim bu arada. Kafayı karıştırmayalım. Evet, burayı bitirdik ve bitti. Gerçekten güzel oldu. Peki hocam, hangi savaş nerede, hangi yılda, ne zaman oldu? Bunlara hiç bilmeniz gerek yok. Mesela Pasinler Savaşı Malazgirt'ten önce. İşte Danişmentoğulları, Artuklar, Mengücekler, Saltuklar, Çaka Beyliği burada. Türkiye Selçuk Devleti kurulduğu sırada Mirya Kefalon Savaşı var. Aynı zamanda işte Türkiye Selçuk Devleti'nin sonlarına doğru Köse Dağ Savaşı var. Veyahut da Haçlı Seferleri genellikle bu dönemde o şeye geliyorlar, Anadolu'ya geliyorlar Haçlı Seferleri bu dönemde. Ama başarısız olacaklar. Bunu da şöyle bir kafanızda oturtmuş olduk. Şimdi Oğuz göçleri ve Anadolu'ya baktığımızda Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran bazı nedenler var. Birincisi, mesela bizimkiler demiş ki Anadolu'nun giriş kapısı nerededir kardeş demiş. Burası hayırdır, bir şey mi var diyor Bizanslı. Niye? Bir şey mi var, hayırdır diyor ama hayır mı şer mi görecek sonrasında. Birincisi, Türkler Anadolu'da gerçekten güçsüz bir ortam olduğunu biliyorlar. Yani Bizans Anadolu'da otoritesi zayıf. Anadolu halkları adil bir yönetim istiyorlar. Aynı zamanda halka ağır vergiler yüklemiş Bizans. Ortodoks mezhebinde olmayanlara baskı yapıyor Bizans. Yani dolayısıyla insanlar mutsuz olduğu için Anadolu'da, bakın burada mutsuz olduğu için biz rahat rahat gireceğiz ve Anadolu'yu adil bir yönetimle, fethet yönet politikasıyla çok güzel bir şekilde güçlendireceğiz. Peki Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran nedenler neler? Birincisi, imar faaliyetleri yapıyoruz. Yani çok güzel camiler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar yapıyoruz. İnsanların hoşuna gidiyor bu.
gaza ve cihat anlayışı var. Gaza ve cihat anlayışı nedir hocam? Şimdi cihat Müslümanların Müslüman olmayanlarla Allah yolunda savaşması demek. Gaza da aynı şey esasında. Gaza yaparken eğer ölürsen şehit oluyorsun. Ölmezsen gazi oluyorsun ve savaşın ganimetlerinden faydalanabiliyorsun. Biz Türkler de zaten savaşçı olduğumuz için İslam dünyası gibi bu gaza politikasını çok seviyoruz. Gaza politikasıyla yeni yerler fethetmek isteyeceğiz. Niye? Ölürsek cennet zaten, süper. Ölmezsek gazi oluyoruz, o da güzel. Hoşgörülü ve adil politikalar uyguluyoruz. Anadolu'nun siyasi ve coğrafi durumu önemli. Anadolu'nun siyasi durumu dediğimiz gibi Bizans güçsüz bir durumda. Anadolu topraklarında tarım ve hayvancılığa elverişli olduğu için biz Anadolu'ya yerleşiyoruz. Türk adının kaynaklardaki yerine baktığımızda coğrafi olarak ilk kez Türkiye adı Türkiye diye Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılıyor. Avrupalılar 12. yüzyıldan sonra Anadolu için tabii ki de Türkiye adını kullanmak zorundalar. Çünkü orası artık Türklerin oldu, bizim oldu. Ünlü İtalyan sayan Marco Polo Anadolu'ya Küçük Türkiye, Orta Asya ise Büyük Türkiye demiştir. Sağ olasın Marco. Gerçekten de Orta Asya bizim Büyük Türkiye'miz. Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, bütün bu kardeş ülkelerimizi düşündüğümüz zaman orası Büyük Türkiye. Şu anki Anadolu'da Küçük Türkiye diyoruz, tebrik ediyoruz. Anadolu'nun ilk fatihlerine baktığımızda Anadolu'nun yurt tutulması bağlamında Malazgirt Savaşı tam bir dönüm noktası oldu demiştik zaten. Malazgirt Savaşı'ndan sonra ilk beylikler kuruldu demiştik. Ne oluyor Malazgirt Savaşı'ndan sonra? Danişmentler Kayseri, Sivas ve çevresinde. Mengücekler Erzincan, Divriği ve çevresinde. Erzurumlar, Saltuklar Erzurum ve çevresinde. Artuklar Diyarbakır ve çevresinde. Bir de İzmir ve çevresinde Çaka Beyliği ilk beylikleri kuracaklar. Ama bunların içerisinde Türkiye Selçuk Devleti ilk büyük devletlerden birini kuracak Anadolu'da. Anadolu'da kuran ilk beyliklere baktığımızda Sivas, Malatya ve Kayseri'de Haçlara karşı mücadeleler yapıyor danışmentler. Gürcü Rumlarla mücadele ediyor Mengücekler, Haçlarla mücadele ediyor Saltuklar. Sökmen Bey'i Beliçay Muharebesi'ndeki zaferi Haçların yenilmezlik efsanesine son veriyor. Bu da önemli. Artuklu Bey'i, Sökmen Bey'in başarısı önemli. Devam edelim. Çaka Bey Komutası ilk Türk donanması, bakın burası önemli. İlk Türk donanması 1090 tarihinde Koyunadaları civarında Bizans donanması ile karşılaşacak. Bu da önemli. Bunlar ilk beylikler. Türkiye Selçuk Devleti ise Anadolu'da kurulan ilk Türk devleti olacak. Anadolu'da Selçuklu-Bizans mücadelesine baktığımızda Türkiye Selçukları Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesine büyük etkisi oluyor. Neden? Çünkü en uzun ömürlü devlet Anadolu'da. Sonrasında Osmanlı olacak, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti olacak. Ama ilk başta Türkiye Selçuk Devleti var. Anadolu'da Selçuklu-Bizans mücadelesinde Selçuklar önemli zaferler elde ediyor. Malazgirt zaferi sonrası Anadolu'da durumu zora giren Bizans, 1. Haçlı Seferi'nde Türkiye Selçukları yıpratınca biraz rahatlıyor. Niye? Şimdi şöyle düşünün. Biraz hızlı anlatıyorum ki vaktinizi almayayım. Tarih dersi kolay, hemen bitsin istiyorum. Şurada bu harita da yetmez. Şöyle yapalım. Şimdi Haçlılar şurası Hristiyanların olduğu yer, tamam mı? Papa diyor ki Ameno, Toriyame, Toriyame, Ameno. Ne diyorsun Papa diyorlar. Hadi toplanın, Kudüs almaya gidiyoruz. Kudüs nerede? Burada bakın. Kudüs almak için bunlar 400 bin kişi çıkıyorlar. İşte Allah Allah demiyorlar tabii onlar Hristiyan oldukları için. Ameno, Ameno diye veyahut da Tanrı, Tanrı, Tanrı diye geliyorlar Mortanzi. Burada biz Selçuklular olarak onları durduruyoruz. Birinci Haçlı Seferi'nde başarılılar ama ikinci, üç, dört, beş, altta resmen patlayacaklar. Toplam 8 Haçlı Seferlerinin çoğu başarısızlıkla sonuçlanacak. Bunu sağlayan kim? Biz Türkler. Ama birinci Haçlı Seferi'nde Bizans biraz rahatlıyor. İkinci Kılıç Arslan döneminde zaten Bizans kendisi istiyor. Bizans mesaj atıyor. Diyor ki Bizans Papa'ya. Sevgili Papa diyor. WhatsApp'tan mesaj yolluyor. Sevgili Papa, selam. Türkler Malazgirt Savaşı'nda beni yamulttu. Pasinler Savaşı'ndan önce yamultmuştu. Yavaş yavaş Anadolu'ya yerleştiler. Bunlar buraları yurt edindi baba diyor. Yani papaya baba diyor, tabii kendi aralarında bir samimiyet var. Babacığım diyor, papacığım diyor. Buraya Türkler yerleşti. Please send me help. Yani bana yardım gönder diyor. İngilizce söylüyor, ben Türkçe çeviriyorum. Ve atlıyor. Papa kendisi atacak hali yok. Koskoca sakallı saçlı adam. O binlerce insanı topluyor. Kralları, Hristiyanları topluyor. Diyor ki onlara. Ey Hristiyanlar, gün bugündür adoslar. Toplanın, gidelim şu Türkleri Anadolu'dan çıkaralım ve Kudüs'ü alalım diyor. Eğer ölürsek cennet. Ölmezsek oranın ganimetlerine faydalanırız. Hadi bakalım saldırın diyor. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Burada onları karşılayacak olan Türkler. Biz diyoruz ki madem Türk'üz, hadi gelin bakalım buraya, sizi karşılayalım. Türk misafirperverliğini gösterelim diyoruz ve gösteriyoruz da gerçekten. İkinci Kılıç Arslan döneminde Selçukların çok güçlenmesi, sınırlarını genişletmesi ve Türkmenlerin Batı Anadolu'ya kadar akınlara devam etmesi bu kez Bizans tedirgin ediyor ve İki devlet Mirekefalon Savaşı'na karşı karşıya geliyor ama Mirekefalon Savaşı'nda Türkiye Selçukları Bizans'ı adeta bir kefal gibi avlıyor ve artık Anadolu'nun tapusu bize geçmiş oluyor. Bakalım Mirekefalon Savaşı'na. Sol tarafta Türkiye Selçuk Devleti, komutan 2. Kılıç Arslan.
Alparslan'ın çocuklarından, torunlarından. Askeri güç 50 bin askerimiz var. Bizans'a baktığımızda Bizans İmparatoru 2. Manuel, 1. Manuel. Yani 1. o da olsa, 2. de olsa kaçıncı olur? Manuel diye isim olur bir kere. İnsan ismi olur mu Manuel? Manuel gel yavrum. Böyle bir isim olur ya. Askeri güç 70 bin asker. Bizden kalabalıklar. Ama yani biliyorsunuz. Sonuç Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümitleri ve gayretleri sona eriyor. Lose. Yani ne diyor? Lost. Kaybettiler. Bizimkiler Anadolu'nun Türk yurdu oldu. Kesinleşti. Kesin bilgi yayalım. Artık Miryake falan sonrasında Anadolu Türk yurdu. Yani Anadolu'nun artık tapusu bizde. Tapu Kadastro'ya gidiyoruz. Orada imzalar atılıyor. Bizans paranı aldı mı? Aldım. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Tamam verdim. Bitti gitti. Artık Anadolu'nun tapusu bize geçiyor. Aa ödüllü soruya gelmişiz. Bir dakika gaza gelmeyelim. Hemen ödevleri verelim. Neredeyiz? Ödevler gel bakalım buraya evladım. Şimdi Anadolu'daki siyasi gelişmeleri gösterdik. Oğuz göçleri ve Anadolu bu sayfa 15. sayfadaki sorular. Anadolu'nun ilk fatihleri 16. sayfa ve yine bu beylikler dönemi ve aynı zamanda Miryake Folon Savaşı'na kadar kısmı sizlere ödev veriyorum. Anadolu Türkleşmesi kısmındaki sayfa 22'de çalışabilirsiniz. Sıfırdan onadan. Tak tarihten ise yine aynı sayfayla alakalı özel bakın kazanımlar burada. Diyor ki yıkılış arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi haritalar üzerine gösterir. Bu kadar detayına girmez ama Anadolu'nun sosyo-kültürel analizi, siyasi teşekkülleri, devletleşme sürecini etkileyen faktörler. Bunların hepsini biz zaten az önce anlattık ve detaylarına diğer videolarımıza devam edeceğiz. Buradaki testleri de sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18. Buradaki testleri çözmenizi istiyorum. Ve burada ÖSYM tarzı özel sorularımız da var. Bunları da bitirmenizi istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yenisi sorular. Ve en sonunda da bununla alakalı sizlere biz özel yazılı yazılık çalışmaları da yaptık. Gördüğünüz gibi gerçek yazılı da yaptık. Bunları da çözerseniz, takıldığınız sorularda uzman hocalardan çözümü dinlerseniz, sınavlarınızda süper bir başarı elde ederseniz gerçekten hiç endişelenecek bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Size kronoloji sıra sormuyorlar. Sadece az önce sorduğum bilgileri yenilemenizi isteyecekler. Eğer hızlı konuştunuz hocam anlayamadık diyorsanız bir gıdım yavaşlatabilirsiniz. Hocam çok yavaşsınız ya biz Z kuşağı izliyorsanız o zaman videoyu üstten hızlandırabilirsiniz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar.